Sayın Oğuz Hocam, oturumu başlatmak üzere ben sözü size bırakıyorum. İyi günler. Güzel bir toplantı için tekrar bir araya geldik. Umuyorum gelecek yıllarda da bu arşivler günü, arşivcilik günü toplantıları kurumsallaşarak yine bilgi ve belge yönetimi alanımızın bir önemli etkinliği olan kütüphane haftası gibi yaygınlaşarak daha geniş kitlelere ulaşma imkanını bulacaktır. Bugünkü oturumumuzda, daha doğrusu bu oturumumuzda üzerinde duracağımız konu özel arşiv koleksiyonları. Türkiye'de özel arşiv koleksiyonları kamu arşivlerinin yanı sıra çok önemli bir yer tutan ve özellikle araştırmacılar açısından, araştırmacı hangi konuda araştırma yapıyor olursa olsun vazgeçemediği koleksiyonlardan bir tanesi. Bugünkü toplantımızda 3 farklı özel arşiv koleksiyonundan söz edilecek. Öncelikli olarak Sayın Profesör Doktor Cengiz Kırlı'yı ben konuşmaya davet etmek istiyorum. Kendileri bize Boğaziçi Üniversitesi özel arşiv koleksiyonları konusunda, özel arşivleri konusunda bilgiler verecekler. Buyurun Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başta küçük bir düzeltme. Ben Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi diye bir rektörlüğe bağlı bir birimin koordinatörüyüm. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi apayrı bizim, yani Boğaziçi Kütüphanesi. Ona doğrudan bir ilgim yok. Şimdi ben bir izin verirseniz başlatmak istiyorum, tanıtmak üzere. Görebiliyor musunuz? Şimdi Boğaziçi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, bu görünüyor galiba değil mi? Peki. Şimdi bu Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi aslında geçmişi resmi olarak 5-6 yıllık bir yer. Sonuçta Boğaziçi Üniversitesi bildiğiniz gibi kampüsü Robert Kolej, kuruluşu 1863, bu kampüse taşınması 1871 ve diğer bir deyişle aslında 100 küsur yıllık bu kampüs üretilen Osmanlı'nın geç dönemi eğitim tarihi hakkında, özel okullar hakkında çok değerli bilgiler içeren bir arşiv var. Ama bu arşiv Robert Kolej tarafından New York'taki mütevelli heyeti tarafından Columbia Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ne bağışlanmış zamanında. Bir şekilde bu kampüste üretilmiş olan bilgilerin, belgelerin bu arşive geri döndürülmesi, yani o da 2013 yılında Robert Kolej'in kuruluşunun 150. yılı vasıtasıyla başlatıldı. Ben de bu sürece bu şekilde dahil oldum. Yani amaç Columbia Üniversitesi'nin elinde bulunan Robert Kolej ve Amerikan Kız Koleji'ne ait olan arşiv malzemelerinin dijital bir kopyasının İstanbul'a Boğaziçi Üniversitesi'ne getirilmesi ile ilgiliydi. Şimdi süreç Robert Kolej'le bir şekilde müzakereler başladı, mütevelli heyetiyle, ve biz bunu bir şekilde zaman içerisinde bu anlaşmayı sağlamaya ve 1971 yılına kadar, yani bu Robert Kolej kampüsünün Boğaziçi Üniversitesi'ne devredildiği Eylül 1971 yılına kadar olan arşiv malzemesinin Columbia Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulunan bir kopyasının bizim buraya getirilmesi, dijital bir kopyasının satın alınması hususunda başarı sağlandı. Şimdi onun ardından okulda ne var ne yok diye bakmak istedik. Çünkü bildiğiniz gibi bu üniversitelerde arşiv deyince arşiv akla gelen bir arşiv müdürlüğü üniversite personelinin sicil dosyalarının yer aldığı bir yerdir. Arşiv deyince kimsenin aklına böyle bir yer gelmez. Kütüphane deyince de kitapların bulunduğu yer. Aslında böyle bir arşiv fikri, arşivlerin normal şartlar altında kütüphanenin altında yer alması lazım, ama ne genelde kütüphanelerdeki personellerin istihdamı buna uygun bir şekilde yapılıyor, ne buna uygun bir fiziksel bir mekan yaratılıyor. Bu nedenle böyle 2015 yılında böyle ayrı bir yer kuralım dedik. Çünkü Robert Kolej malzemesiyle uğraşırken bir yandan da zaman içerisinde üniversiteye bağışlanmış, kenarda köşede unutulmuş veya belirli bir takım eski hocalarımızın
Vefatlarından ya da emekliliklerinden sonra onların eski öğrencilerinin, daha sonraki meslektaşlarının manevi çabalarıyla bugüne kadar getirilebilmiş, çoğu zaman da iyi şartlar altında bulunmayan bir takım arşivlerin varlığına rast geldik Boğaziçi Üniversitesi'nde ve bir şekilde bunları da bir toplamaya başladık ve fiziksel olarak 2015 yılında böyle bir merkez kurulduktan sonra bir yanıyla bu Boğaziçi Üniversitesi'nin uhdesinde bulunan değişik bölümlerde ve değişik bireylerin elinde bulunan ama kurumsal bir kimliği olmayan özel arşiv niteliğinde olan bu malzemelerin bir araya getirilmesi, toparlanması, bunların sağlanması için bir çalışma başlattık. Bir yandan da bir fon arayışına girdik ve nihayetinde 2015 yılında 2016'ya kadar sattı. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bu özellikle belirli bir takım arşivlerin eğitimle ilgili ve İstanbul'la ilgili olan bizim elimizdeki arşivlerin dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve açık erişimle araştırmacılara sunulması konusunda bir proje yazdık. Bu proje başarıya ulaştıktan sonra 8-9 kişilik bir ekiple bunu bir yıl içerisinde bu arşivlerin bir kısmını ayağa kaldırmaya çalıştık. Şimdi benim size bugün anlatacağım bu kısa zaman içerisinde bizim elimizde neler var, bir yıl içerisinde neler yaptık, o günden beri de neler yaptık diye bir kısa size tanıtımda bulunmak. Şimdi bu arşiv, burası yine Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'ndeki eski John Frehley'nin lojman olarak kullanmış olduğu, 1900'lerin başlarında inşa edilmiş olan bu binanın bir katında bulunuyoruz. Şimdi bizim elimizdeki arşivlere bakacak olursak, bunları çok hızlı geçeceğim. Böyle 3 tane kurum arşivi, 10 tane şahıs arşivi, bir tane de mimari çizimler koleksiyonu var. Bunların içerisinde binlerce resim, fotoğraf, eskiz, kişisel objeler mevcut. Şimdi size tek tek bunları çok kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Bu biz başlamadan önce de buradaydı. Kütüphaneye Adalet Ağoğlu, merhum Adalet Ağoğlu'nun bir araştırma odası. Bizzat kendisinin ve eşi Halim Ağoğlu'nun tarafından kendi özel eşyalarıyla daktilo yazı masası, kitaplarının imzalı birinci baskıları vesaire kütüphaneye bağışlanmıştı Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ne. Ve aynı zamanda romanlarını yazarken tutmuş olduğu notlar, klasörler şeklinde ve diğer bütün edebi kişiliklerle yapmış olduğu yazışmalar 20. yüzyılın edebiyat tarihini ışık tutacak pek çok mektup burada duruyordu. Biz bunları açıkçası üzerine çok fazla çalışamadık İstanbul Kalkınma Ajansı'nda ama bu şu anda katalogsuz da olsa bu Adalet Ağoğlu Araştırma Odası ve içindeki malzemeler Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nin koruması altında bulunuyor. Bir diğeri üniversitenin kurucu rektörü Abdullah Kur'an'ın, bildiğiniz gibi Abdullah Kur'an önemli bir mimarlık tarihçisi. Onun işte ders notlarının, fotoğraflarının, eskizlerinin ve özellikle Ara Güler'le beraber 1960'lı 70'li yıllarda Anadolu'nun pek çok yerindeki cami, medrese ve diğer külliyelerin fotoğrafları ve ardından tutmuş olduğu notlarla bir araya getirmiş oldu ve geç Selçuklu, Osmanlı dönemi mimarlık tarihi açısından son derece önemli bir koleksiyonu var. Bunu sayabiliriz. Şimdi Aziz Ogan koleksiyonu zamanında Aziz Ogan İzmir Asari Atika Eski Eserler Müzesi'nin ilk direktörü, ardından da İstanbul'daki müzeler genel direktörlüğüne getiriliyor. Osman Hamdi Bey'den sonra aslında üçüncü oluyor ve 1930'lu yıllar boyunca da Aziz Ogan'ın bu bir araya getirmiş olduğu, özellikle 1920'li yıllarda İzmir'deki Asari Atika Müzesi'nin başında bulunduğu dönem içerisinde işte Efes'tir, Terme'dir, aklınıza gelen pek çok eski uygarlıklara ait kazılar, hafriyat raporları vesaire var. Şimdi burada tabii hemen bir parantez açıp aslında özel arşiv dediğimiz zaman kelimenin birazcık anlamı üzerine de belki sizleri düşünmeye davet etmek istiyorum. Özel arşiv deyince kişilerin özel uhdesinde bulunan özel malzemeler anlaşılabilir ve bu da doğrudur çoğu zaman. Ama özel ve kamu arasındaki ayrım bizim bugün 20. yüzyılda anladığımız anlamdan daha da farklı. Yani şöyle diyeyim, mesela arşiv kelimesi eski Yunanca arkeden geliyor. Bu arkede kelime anlamıyla arkondan geliyor. Arkon
aslında şehir devletinin, yani oradaki şehrin yöneticisinin hem evi hem de o kente ait malzemelerin, resmi belgelerin bulunduğu yer. Bu anlamda hani arkon ya da arşiv kelimesinin kendisinin bile hem bir kamu kamu ile ilgili olan evrakın kişinin kendi özel uhdesinde bulunduğu bir yerden anlıyoruz. Yani kadıların evleriyle eski şeylerde çalışma yerleri falan da olduğu gibi. Bunun için şunu söylüyorum. Aslında buradaki Aziz Ogan arşivi tırnak içerisinde özel bir arşiv. Bizzat torunu Hüseyin İnan tarafından bize bağışlanmış bir arşiv. Ama buradaki evrakın çok büyük bir çoğunluğu aslında İzmir Asar-ı Atika'nın kuruluşuna ilişkin bir kamusal hüviyeti var. Yani bir müzenin kuruluşuna ilişkin, hafriyat raporlarından tutun da her şeye kadar. Bu nedenle de aslında bu hani özel ve kamu arasındaki bu şeylerde özel arşiv derken aslında çoğu zaman bir kamu arşivinden de söz edebiliyoruz. Hele eski dönemin belgeleri söz konusu olduğu zaman. Şimdi diğer bir belge katalog bizde Feza Gürsey. Feza Gürsey'de uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi fizik bölümlerinde ders vermiş ve hatta belki Türkiye'nin Nobel'e en yakın adaylarından birisi olarak düşünülen bir kişi. Onun geride bıraktığı büyük bir arşivden söz ediyoruz. Kendi annesi de zaten Türkiye'nin ilk genç Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk kimya hocalarından bir tanesi. Babası fizikçi Reşit Süreyya Gürsey'e ait ve işte bunların hepsinin işte Hisar'da günlükler, fotoğraflar falan ve özellikle de Feza Gürsey'in kendi çizimlerinin de yer aldığı geniş bir koleksiyon bu Feza Gürsey arşivi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu biliyorsunuz Darülfünun'dan sonra İstanbul Üniversitesi'nin ilk rektörü 1930'lu yıllar. Bu çok küçük bir arşiv ama özellikle o dönem çıkarmış olduğu işte Yeni Adam vesaire gibi bir takım dergilerin böyle ilk şeylerinin mizampaş sayfalarından tutun hepsi yine bizim elimizde yine bağışla gelen. Çok çok büyük bir arşiv. Bu bizzat Halet Çamber'in sağlığında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladığı Arnavutköy'deki meşhur Kırmızı Yalı denilen evrak. Burası Kırmızı Yalı'nın içerisinde ne varsa bu Kırmızı Yalı aslında birkaç kuşağın izlerini taşıyor. Burada Halet Çamber biliyorsunuz 1900 erken Cumhuriyet döneminin en önemli arkeologlarından bir tanesi. Eşi Nail Çakırhan, şair, alaylı mimar. Aynı zamanda Halet Çamber'in babası Hasan Cemil Çamber var. 1930'lu yıllarda Türk Tarih Kurumu'nun üyesi. Dedesi var. İbrahim Hakkı Paşa İttihat ve Terakki'nin bir dönem Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış. Roma Büyükelçiliği yapmış ve burada yani İbrahim Hakkı Paşa'dan Cemil Paşa'ya, Cemil Hasan Cemil Çamber'e, oradan Halet Çamber'e, Nail Çakırhan'a kadar koca bir binanın kendisi bir arşiv. Bu İstanbul Kalkınma Bakanlığı'nın bir parasıyla bu arşiv, daha doğrusu bina içindeki bahçesiyle beraber restore edildi. Biz bunun kataloglaması henüz başlamadık bile. Bu çok çok geniş bir arşiv. Dediğimiz gibi yani her üç kuşağı da içeren, aynı zamanda İbrahim Hakkı Paşa'nın bizzat sadrazamlı döneminde yapmış olduğu bir takım resmi yazışmalar da bu arşivin bir parçası. Jale İnan, Hüseyin İnan, Oğuz az önce şeyde görmüş olduğunuz, biraz önce anlatmış olduğum Aziz Ogan'ın kızı. O da ilk arkeologlardan bir tanesi. Halet Çamber'le aşağı yukarı yaşıt. Aynı zamanda da Hüseyin İnan, yani belki Oğuz Atay'ın romanından, bir bilim adamının romanından konu olan Hüseyin İnan'ın da eşi oluyor. Bizim de bağışçımız Hüseyin İnan'ın da annesi. Onun evrakı özellikle 1930'lu yıllardaki, 30'lu, 40'lı, 50'li yıllardaki, 40'lı yıllardan itibaren arkeolojiyle ilgili olan çalışmaları var burada. Leyla Erbil bir diğer önemli edebiyatçımız. Bizzat aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin Azim Hikmet Merkezi'ne bağışlanmış Leyla Erbil'in kızı tarafından. Burada özellikle bu yapmış olduğu günlükler, mektuplar, el yazıları, işte kişisel evraklar, bunlar da bir proje etrafında dijitize edilip daha sonra yayınlanmak üzere üzerine çalışmalar yapılıyor. Bizzat Nazım Hikmet Merkezi etrafında.
Bir diğeri Melih Rauf Esenber, yine okulumuzun emekli tarih bölümü hocalarından Selçuk Esenber'in merhum babası, eski uzun yıllar Amerika'da Washington'da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçini yapmış, kısa bir dönemde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Melih Rauf Esenbel'e ait bir dışişleri evrakı ki 1960'lı yılların işte o Küba krizidir vesairedir. Çok önemli dönemleri içeren bir takım evrakı burada var. Mimari çizimler de aslında okulun resmi evrakının içerisinde sayılmalı. Çünkü burada 1870'lerden 1990'lara kadar uzanan süreçte Robert College ve Boğaziçi Üniversitesi'ne ait gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmemiş 400'e yakın mimari çizimi içeriyor. İşte bu şeylerle, eskizlerle, ozalit baskılarla, reprodüksiyonlarla. Bu da özellikle mimarlık tarihçiler açısından son derece önemli bir çalışma. Sadece Boğaziçi'nin tarihi açısından değil. Çünkü burada çalışan mimarlar, özellikle işte Cyrus Hamlin, okulun kurucularından, onun oğlunun mimarlık büroları vesaire, o dönemin mimarlığını yansıtması açısından modernist mimarlığın ve eski 19. yüzyıl son derece önemli çalışmalar. Konuşmamın başında söylemiştim, bu gelen Robert Kolej arşivleri. Bu Robert Kolej arşivleri 1850'lerden, yani Robert Kolej'in kurulma çalışmalarından, Cyrus Hamlin'in bu koru okulun kurulmasıyla ilişkili görevlendirilmesinden, okulun eski bostanların üzerine kurulu Robert Kolej'in bu bulunmuş olduğu bölgenin satın alınması, 1860'lı yıllardaki şeylerle, Bab-ı Ali ile Dışişleri Bakanı ile Başbakanlığı Sadrazam'ın yapılan yazışmalara kadar okulun şeylerinde çok çok zengin bir arşiv. Bunlar, biz bunları bu arşivi almakla yetinmedik. Daha sonra aynı zamanda Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Robert Kolej ile ilgili ne varsa hepsini bir araya getirmeye çalıştık. Yani oradaki özellikle Marif Evrak yeni açılmıştı. Onların bir kopyasını getirmeye çalıştık. Biliyorduk ki Robert Kolej aynı zamanda Bulgaristan için çok çok önemli bir yer. Özellikle Bulgar milli kimliğinin oluşumunda Robert Kolej'den mezun öğrenciler son derece önemli bir yer tutuyorlar. İki tane başbakan var, onlarca entelektüel var ve önemli sayıda belgenin Bulgaristan Milli Arşivlerinde olduğunu tespit etmiştik. Oranın Milli Arşivlerinin kütüphanesinin başkanıyla yazışmalar yaptık. Oradaki belgelerin bir kopyasını biz de buraya getirttik. Diğer bir aynı zamanda. Ve bunları bir araya getirdik. Aynı zamanda gazete ve şeylerde 1970'li yıllardan sonra, aynı zamanda Cumhuriyet Arşivlerinde de Boğaziçi Üniversitesi'ne ait ya da 20. yüzyıl Robert Kolej'e ait ne varsa bir araya getirmeye çalıştık. Yani bütün yayınlarla, doktora tezleriyle, master tezleriyle işte bunların hepsini bir arada, bir Robert Kolej kurumsal hafızası, Boğaziçi Üniversitesi hafızasını yaratmaya çalıştık. Scott ailesi gibi böyle de bunları arayış içerisinde böyle tatlı ve hoş sürprizler de vardı. Şimdi burada bir anda baktık ki okulun öyle müze binası diye tanımlanan ve şu anda tarih bölümünün içinde yer aldığı binada eski evleri olan bir Scott ailesi. Yani Evelyn ve Harold Scott isminde iki bir çift yaşıyor. Bunlar özellikle Evelyn Scott 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a İngiltere'den göçmüş olan İngiliz ailesinin ve Hisar'da böyle bir küçük bir 50 kişilik bir İngiliz komünitesinin parçası. Anlaşılıyor ki bu Hisar'da yaşayan küçük İngiliz komünitesi Kırım Savaşı'ndan sonra özellikle bir takım şeylerin çekme gemileri, yani Boğaz'daki gemileri kurtarmak üzere bir takım buharlı gemileri ve tekstil atölyeleri kurmuşlar. Onların burada yaşayan fertleri de daha sonra Boğaziçi Robert Kolej'de ders vermeye başlamışlar. Harold Scott da üniversitenin provostu, yani rektör yardımcılığını yapmış uzun süre. Burada Evelyn Scott'ın özellikle tutmuş olduğu günlükler çok önemli. Yani ta 1900'lerin başlarından tutun, en az 20 yaşında bir genç kızken, 15 yaşındaki bir genç kızından tutun da 1970'li yıllara kadar, ölümüne kadar tutmuş olduğu günlükler var. 1908 yılında açılmış olan yeni meclisi mebusana girmiş. Orada işte içerinin resmini yapmış falan, böyle bir şey olarak böyle son derece önemli gözlemleri var. Sadece bir Levanten ya da bir İngiliz bir ailenin İstanbul'daki yaşamı üzerine değil, bir yabancının gözden İstanbul'un ve genel anlamda geç Osmanlı ve modern Türkiye'nin inşasına ilişkinde son derece önemli bir takım gözlemler içeren günlükler var. Traugott Fuchs arşivi de elimizdeki en büyük arşivlerden bir tanesi. Bu arşivde de
Bu arşivde de 1930'lu yıllarda özellikle Nazilerin iktidara gelmesinin ardından artık ders vermeleri mümkün olmayan Yahudi asıllı Almanların peşinden Türkiye'ye gelen, o sırada Türkiye'ye gelmiş, özellikle de işte Erich Auerbach ve Spitzer'le çalışan Traugott Fuchs'un, kendisi bir Yahudi olmakla birlikte ama ömrünün diğer Yahudilerden farklı olarak gelen akademisyenlerden ömrünün tamamını Türkiye'de geçirmiş olan kişi, son derece ilginç bir arşiv. Çok yazısı yok ama yazmış olduğu 400-500 tane tablo var. 3000'den fazla, 5000 tane falan şey var, eskizleri var. Bir sürü çevirileri var işte vesaire. Bunlar da son derece önemli. Diğer diaspora entelektüelleriyle, Alman entelektüellerde yapılan bir çalışmalar. Şu anda Orient Enstitüsü ile ortak bir şekilde biz bu arşivin kataloglamasını bitirdik. Henüz dijitize etmedik ama. Ve son olarak elimize geçen yıl geldi ama bunun henüz daha kutularını bile açmaya fırsat kalmadı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yeğeni Murat Belge'nin bağışlamış olduğu bir arşiv. Bildiğiniz gibi Yakup Kadri yazar kimliğinin yanında aynı zamanda büyükelçi olarak da yer alan birisi. Bu arşiv sadece belgeler değil, aynı zamanda işte Mehmet Asaf Belge, Burhan Belge, Ayşe Leman Karaosmanoğlu'na da ait yazışmalar vesaireler var ama aynı zamanda bütün kıyafetleridir, işte kendi silindir şapkasıdır falan hepsi bu evrakın içerisinde var. Bunlarla dediğim gibi henüz bir çalışma yapmaya başlayamadık. Bu süre içerisinde işte biz bunların hepsini çok kısaca bir dakikada izin verseniz Sayın Başkan şey göstereyim. Tabii, rica ederim. Çok güzel. Yani bunları biz dijitize edebildik. İşte bu D-Space adı altında bu arşiv ve dokümantasyon merkezi Digital Archive on.edu.tr adresinin altında bulabilirsiniz. Buralarla ilgili işte ne bileyim bir şey yaptık. Buralardan arayabilirsiniz. Bunları mümkün olduğunca dijitize etmeye çalıştık. Bunları PDF olarak sunuyoruz şeylere, araştırmacı. Bunların hepsi açık erişim. Bunların hepsini buralarda bulabilirsiniz. Digital Archive on.edu.tr'de. Dediğimiz gibi bunların kısa bir bölümünü yapabilir çok ama hemen hemen belli arşivlerin tamamını yapmaya muvaffak olabildik. Başka bir de bunlarla ilgili bir de dijital sergilerimiz var. Hemen onu da bir göstereyim. Böyle bir bu İstanbul Araştırma Enstitüsü çerçevesinde, Kalkınma Ajansı'nın projesi çerçevesinde hazırlamıştık. Burada da işte ne bileyim Traugott Fuchs'tan başlayayım işte bu böyle bir dijital sergi yaptık. Bunları hem İngilizce hem Türkçe olarak elde edebilirsiniz. Böyle yan tarafa doğru geçebiliyor. Hem küçük açıklamalar var. Hem bunlarla ilgili ne tür belgeler bulabileceklerinize dair şeyler var. Şöyle hızla geçiyorum. Eğer şey yaparsanız, bakarsanız bunlar da hem resimlerinden hem de belgelerden bir takım örnekleri içinde barındırıyor. Bu dijital sergilerde dediğim gibi yaklaşık işte 7-8 tanesi böyle. Bununla ilgili işte aslında bir sürü kütüphanelerle ilgili işte çalışmalar yaptık. Özel arşivlerle ilgili büyük bir konferans düzenledik. Eminim buradaki dinleyicilerimizin bir kısmı da buraya katılmıştı. Çünkü bayağı kalabalık ve ilgi çekici bir şey olmuştu. 20 Ekim 2017 bu dijital arşivler. Ve o zaman gördük yani ne kadar çok aslında kütüphane ve arşiv bu arşivlerin dijitalleştirilmesi için çalışıyor. Ve ne kadar çok özel arşiv var ve birbirimizden haberimiz yok çoğu zaman da. Bunlarla ilgili bir takım eğitim seminerleri falan yaptık. Nilüfer Belediyesi'ne bir takım çalışmalarda bulunduk gibi gibi. Çok uzatmayayım ama bunların hepsi bir şekilde olabiliyor. Eğer personeliniz varsa ne yazık ki biz 4-5 yıldır bununla ilgili bir destek alamadığımız için şu anda arşivde herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Hala bağış almaya devam ediyoruz. Yani fiziksel anlamda bir takım belgeler ama bunların maalesef dijitalleştirilmesi ve kamuya açılması konusunda o İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan almış olduğumuz bir yıllık fonda ne yaptıysak ondan sonra pek bir şey yapamadık. Yani ne diyelim un var, şeker var ama ateş yok. Belki çoğu zaman herkeste olan problemlerden bir tanesi. Ama geldiğimiz yer böyle diyeyim ve ben burada da kapatayım. Zamanımı açtım, özür dilerim. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam. Her bir ayrı koleksiyonla bizi farklı bir dünyaya yönlendirdiniz, farklı bir dünyaya götürdünüz. Tüm bu güzel dünyaları bize tanıştırdığınız,
yakınlaştırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. 2017 yılında yaptığınız toplantıyı iyi hatırlıyorum. Çok başarılı bir toplantıydı. Çok teşekkürler. Şimdi ikinci konuğumuz Sayın Doçent Doktor Gülsün Güneş. Gülsün Hanım bize Marmara Üniversitesi bünyesinde bulunan özel arşiv koleksiyonlarıyla ilgili bilgi verecek. Buyurun. Sesinizi açarsanız sadece. Sayın Hocam çok teşekkür ederim ve tüm katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben de bugün hocam özellikle Türkiye'deki bu özel arşivlerin kütüphane boyutunda ya da verinin tanımlanması boyutunda, hizmete sunulması boyutunda nelerle karşılaşıyoruz bunları biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Marmara Üniversitesi olarak çok değerli koleksiyonlarımız var. Tabii biz hocam biraz arşivden çok özellikle nadir eser statüsünü değerlendirdiğimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak çok değerli koleksiyonlarımız var. Bunları 2011 yılında bu koleksiyonlarımızı özellikle kullanıcılara daha fazla sunabilmek amacıyla dijitalleştirme çalışmalarına başladık ve 2011 yılında yaklaşık 2 yıl gibi bir sürede bu dijitalleşme sürecini bitirerek 2013 yılında da koleksiyonlarımızı açtık. Dijital nadir eserler koleksiyonu olarak, fiziksel olarak koleksiyonlarımız nadir eser statüsünü aldığımız için tabii ki ayrı bir odada kullanıcıya sunulmadan, ki bazen de yine fiziksel olarak görmek isteyen kullanıcımız oluyor, özel rica üzerine sunduğumuz süreçler de var. Ayrı bir odada sunduk bunları. Fakat 2013 yılından itibaren de tamamen dijital olarak koleksiyonlarımızı sunmaya başladık. Peki bu koleksiyonlarımıza baktığımızda bu koleksiyonlarımızı neler oluşturuyordu altyapısını? Marmara Üniversitesi'nin tabii ki 1883'ten gelen Ticaret Mektebi ailesinden gelen bir özel koleksiyonu vardı, koleksiyonları vardı. Bunun yanında da çok değerli bağış koleksiyonlarımız aslında bizim nadir eserler koleksiyonu olarak değerlendirdiğimiz işte Hüseyin Avni Arapgirli, Nevzat Ayasbeyoğlu, Elmalı Hamdi koleksiyonu, Hakses koleksiyonu biz genelde soyadına göre değerlendirdik. Mahmutoğlu, işte Celal Oktürk koleksiyonu, Öğüt koleksiyonu, Üsküdarlı koleksiyonu, Fen Edebiyat Fakültesi'nin özellikle koleksiyonları ve Şişli Cami koleksiyonları da, Cami Vakfı'nın koleksiyonları da dijital nadir eserler koleksiyonumuzu oluşturuyordu. Şimdi biz bu çalışmayı tabii 1900 ne kadar nadir eser koleksiyonu sahip biz dersek bu çalışmanın temeline baktığımızda 1964 yazma eserimiz, 6781 eski basma harfli basma eserimiz, 581 Latin harfli nadir eserimiz ve 715 cilt süreli yayınımız oluşturdu ve bu projenin sonunda yaklaşık 1 milyondan fazla sayfanın da çekimini gerçekleştirdik. Tabii 2013 yılı bizim Kütüphane Daire Başkanlığımızın nadir eserler koleksiyonu dijital olarak aslında kullanıcıların hizmetini açmış oldu. İslam protokolü ile beraber de Sayın Hocam yine karşılıklı olarak İslam'dan da yaklaşık 11 bin adet Osmanlıca makale, risale, ishalname yine dijital koleksiyonumuza eklenerek kullanıcıların hizmetine sunulmaya başlandı. Şimdi Marmara Üniversitesi tabii bunu kütüphane daire başkanlığı olarak hizmete sunarken şu soru da karşımıza geliyor. Bu tür koleksiyonları nasıl dijital ortamda sunacağız ve o dönemde özellikle kütüphane otomasyon programımızla uyumlu bir yeni bir arayüzle Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu ayrı bir arayüz olarak kullanıcılarımıza sunduk. Yani o dönemde kütüphane kataloğu içerisinde değildi. Nadir Eserler Koleksiyonu olarak ayrı bir arayüz olarak sunuldu ve bunlar kullanıcılarımıza duyuruldu. Bütün araştırmacı dünyasına sunuldu. Tabii ki kullanıcılarımızdan kayıt istedik. Yani bir kayıt alarak bu kullanım sürecini başlattık, kullanıcı tarafında özellikle. Ve işte çeşitli tanımlamalar yapıldı ve bunların tabii hocam hizmet alımıyla gerçekleştirdik. Dijitalleşme kapsamında hani yine kütüphaneci de bizim kendi çalışanlarımız da bilgi belge yöneticilerimiz de ilgi süreçleri içinde iyiydi. Ama özellikle hem dijitalleştirme kısmında, hem tasnif kısmında, hem tanımlama kısmında hizmet alımı olarak gerçekleştirdiğimiz süreçlerdi bunlar. Sonrasında tabii bu dijital arşivlerin de yeniden birilerinin tanımlanması
süreçleri biz bilgi belge yönetici olarak karşımıza çıktı. Tabii o döneme baktığımızda 2013 yılında yani ilk açtığımız sene yaklaşık 166 bin kere görüntülenme özellikle kullanımı gördük. 2014 ve 2015 yılında çok yoğun bir yine kullanım gördük ve sonrasında bu kullanımlar her geçen gün artık kullanıcılar da bu koleksiyonlar nerede nasıl kullanılıyor ve yani gerçekten çok böyle araştırmacının çok ağının kuvvetli olduğu bir süreç var. 2021 yılında kullanımlar düşüyor gibi gözüküyor ama biz 2020 yılından itibaren koleksiyonlarımızı ikinci bir arşive daha taşıdık hocam. Bunu da yine birazdan ileride söyleyeceğim. Ve bu taşıma ile birlikte tabii bu sayılar da düşmeye başladı ama bizim için aslında bir düşüş değil. Çünkü bütün arşivlerimizi şu an tamamıyla açık erişimde, açık erişim bir platformda, kumsal arşivimizde toparlamış olduk. O dönemde kayıtlı kullanıcılardı bu tabii indiren kişiler. Ama şimdi kayıtlı olmadan da kişiler bunları kullanabiliyor. Yıllara göre kayıt yaptıran kullanıcı sayımıza baktığımızda ise 2021 yılında 1271 kişinin kayıt yaptırdığını, hala yani kayıt yaptırarak kullanmaya devam ettiğini de bu süreçte görüyoruz. Tabii o dönemde bizim yine yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesi de tezlerimizin yine dijitalleştirilmesiydi. Bunlar da bizim için yine kıymetli koleksiyonlardı. Biz tezlerin dijitalleşmesine yaklaşık 21 bin gibi bir rakamla başladık. Yani 21 bin fiziksel kopyayı dijitalleştirdik. Bugünkü tez sayımıza baktığımızda 37 bine yakın tezimizin dijital olarak yine kullanacağımızın hizmetini sunuyoruz. Şimdi bizim için 2020 senesi aslında yeni bir değişim, özellikle dijital arşivlerde, özel koleksiyonlarda, nadir eserler koleksiyonu yeni bir değişim yaşadığımız bir süreç oldu. Çünkü 30 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapanan Şehir Üniversitesi'nin arşivleri Marmara Üniversitesi'nin yapısı altında yeniden hizmete sunulmasıyla ilgili çeşitli çalışmalar yürüttük. Ve gerçekten yeniden arşivlerimizin hizmete sunum biçimi de şekillendi. Bu süreçte aslında bizler çok yoğun çalışma yürüttük diyebilirim. Ama 2021 yılını değiştirdiğimiz açık erişim sistemimiz daha öncesi normal bizim akademik arşivimizi ve işte geçen yıldan itibaren de sunduğumuz nadir eserler koleksiyonumuz ve tez koleksiyonlarımızı oluşturuyordu. Ama Şehir Üniversitesi ile beraber özel arşiv koleksiyonları da koleksiyonları kendi yapımıza aldık. Tabii bizim arşiv sistemimizde tabii buradaki rakamlara baktığımızda yaklaşık 87 bin belgemiz vardı, materyalimiz vardı. Burada tabii makale sayısı gibi gözüküyor ama aslında bunların içerisinde nadir eserler var ve kurumsal arşivlerimizde, kurumsal akademik arşivimizin yapısı da bulunmakta. Şimdi burada tabii bizi yepyeni bir arşiv geldi bizim için, yeni bir arşiv anlamına geldi değerlendireceğimiz. O dönemde tabii Şehir Üniversitesi'nin çok zengin bir elektronik arşivi vardı, elektronik kaynağı vardı ve kamuoyunu da çok yakından takip ettiği, gerçekten çok fazla bize eleştiri olarak gelen işte neden kapatıldığıyla alakalı 2020 yazılarına bakarsanız yani ya da o dönemdeki haberlere baktığınızda bunları çok daha detaylı görebilirsiniz. Çok büyük eleştiri aldığımız bir süreç oldu ama buradaki kapatmamızın temel nedeni bu arşivlerin yeniden yapılandırma sürecine sokabilmekti. Dolayısıyla yeniden yapılandırma söz konusu olduğu için arşivi aslında kendi arşivlerimiz içerisine taşıma amaçlı olarak planlamalar yaptık ve belli bir süre kapatmak durumunda kaldık. Tabii bu planlamalar
Gerçekten yoğun toplantılarla rektör hocamızın liderliğinde, rektör yardımcımızın yine liderliğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane Daire Başkanlığı olarak yoğun toplantılarla gerçekleştirdiğimiz bir süreç oldu. Biz kütüphaneciler için de yine altyapıda tabii tüm arşivi yine arka planda incelememiz gerekiyordu. Bu arada tabii kapatmayla birlikte çok yoğun şikayet aldık, inanın yani hem sosyal medya üzerinden hem yine internet haberleri üzerinden hem yani CİMER üzerinden çok fazla eleştiriler geldi. Tabii bu aslında dışarıya yani tarama anlamında kapalıydı ama içeride biz bu süreci yönetebilmek adına aslında kendi IP'lerimiz içerisinde açık bir süreç oldu ve ihtiyacı olan araştırmacıları da hiçbir şekilde pandemi koşulları dahi olsa onlara şey yapmadık. Yani hani araştırma kaynakları erişmesi konusunda gerçekten hızlı bir şekilde dönüş sağlamaya çalıştık. Burada tabii çok kıymetli arşivler bunlar. Gerçekten takip edilen arşivler, özellikle Tahtoros arşivi çok yoğun bir şekilde bizim soru aldığımız arşivlerden bir tanesi oldu. Yani ortalama günlük 2 ya da 3 soru mutlaka geliyordu arşivlerle alakalı olarak. Hani bu içeriğin hem elektronik ulaşılmak isteniyor hem de fiziksel olarak araştırma yapmak isteyen kullanıcıların kütüphanenin ne zaman açılacağıyla alakalı sorularına cevap vermekle cevap vermek durumunda olduğumuz bir süreçti. Ama elektronik bilgi erişim konusunda, kaynağı erişim konusunda, özellikle bu arşiv erişim konusunda tüm kullanıcılarımıza çok hızlı bir şekilde dönüş sağladığımızı da bildirmek isterim. Yani kullanmak isteyen araştırmacılara hızlı bir dönüş sağladığımızı yine buradan kütüphane olarak söyleyebilirim. Tabii ki bu 3 ay gibi bir süre bizim için gerçekleşti. Evet, Aralık'ın sonunda kapattık. Ocak ayında planlamalarımız yaptı. Şubat ayında taşımalar başladı. Mart ayında da ilgili koleksiyonları açtık. Yani soruları çok çok önemliydi. Yani verileri taşırken birçok soru aslında karşımıza geldi. Bilgi belge yöneticisi olarak bilişim personeliyle konuştuğumuz, tartıştığımız, yoğun, uzun tartışmalar yaşadığımız ve planlar yaptığımız, eylem planlarımızı değerlendirdiğimiz ve sonrasında harekete geçtiğimiz süreçler oldu. Hala da tabii ki bunları devam edilmesi gereken çalışmalar var. Çünkü 2 arşiv birleşti ve farklı bir yapıya geldi bu süreçte. Tabii araştırmacılar çok iyi takip ediyor. Yani gelen özellikle hani kapanmayla birlikte o 3 ay gibi bir süre gerçekten yoğun mesaj aldığımız bir süreçti. Kütüphane olarak yanıtlamak durumunda olduğumuz ve yanıtladığımız ve yine araştırmacılara hızlı bir dönüş sağlamaya çalıştığımız ve koleksiyonla aynı şekilde çok kıymetli çalışmalar yapılmış ve bu kıymetli çalışmaların içeriğini de yine anlamak için bizim yoğun çaba gösterdiğimiz bir süreç oldu ve Mart ayı sonunda da bu süreç açıldığında yine güzel de teşekkürler de aldık. Tabii bizim arşivlerimiz, biraz önce rakamı gösterdim, yaklaşık 87 bin civarındaydı. Şehir arşivleriyle beraber büyüyen bir yapımız oldu. Marmara Üniversitesi'nin yaklaşık 145 bin TÜBİTAK Arman'da olan kayıt sayısını burada görebilirsiniz. 145 bine yakın akademik özel koleksiyonlar olarak belge sayımızın arttığını gördük, arttı. Bu tabii artarak devam edecek çünkü aslında bizim çok kıymetli yine bağışlarımız var ve dijitalleştirmesi devam eden bağışlar var. Şehir Üniversitesi'nin devam ettirmesi gereken bir süreci var. Çünkü biz Şehir Üniversitesi'nin normalde kurumsal arşivine baktığımızda 55 bin kayıt, 28 ana başlıkta 55 bin kayıt gördük yani aktarım sırasında ve çeşitli işte akademik koleksiyonlar ve yine özel arşiv koleksiyonlarını işte dijital olarak sunuldu. Yaklaşık 55 bin, 56 bin kayıt diyebilirim. Bu kayıtları gördük. Peki bu koleksiyonlar neydi? Yani bizim aktardığımız birebir, bunu şunu söyleyebilirim, birebir aynen aktarıldı bu arşivler. Tabii ki bu yaklaşık 500 bin belge olduğu söyleniyor ama bu 500 bin belgenin ki hani şehir üniversitesi döneminde de çeşitli sunularda
dinledik. Yani 500 bin belge, 15 bin negatif film, 1500 cam negatif, 3000 yazım ve nadir eser bulunduğu ile ilgili biz veri aldık ve 56 bin 214 kayıtında açık olduğunu gördük arşivleri incelerken. Bizim aktardığımız arşivlerde ise birebir hepsi aynı şekilde aktarıldı. Tabii burada en önemli sayıyı Tahtoros arşivi oluşturuyor. Yaklaşık 54.124 belge ile aktarıldı bunlar. Bunlar bizim tabii ki en fazla soru aldığımız süreçler oldu. Bu arada tabii dijitalleştirilmemiş ama Talat Sait Halman'la ilgili çok yoğun bir şekilde soru aldığımızda bir süreç var. Bunu da aktarmak isterim. Şu anki süreçte tabii biz bu istatistikleri de paylaşmak isterim sizinle. Yani bizim bu tabii Ocak ayından itibaren hani takip ettiğimiz süreçler ne kadar kullanıldı, ne yapıldı diye. Şu an itibariyle yani koleksiyonlar içine giriliyor. Bu tabii bizim kurumsal arşivimizin içerisinden aldığımız istatistikler. Yani bu konuda evet kişiler araştırıyor ve bu belgelere erişmeye çalışıyor ama yoğun bir şekilde Tahtoros arşivinin tarandığını görüyoruz. Biz tabii bu arşivlerle ilgili çok sorular sorduk kendi içimizde ama tabii ben burada hepsini size aktaramayacağım ama mesela neler çıktı, neler kapalıydı onu, o konuda belki sorular gelebilir diye söylüyorum. Yani 56 bin arşiv ama biz toplam 54 bin, 55 bin civarında bir belgeyi açtık bu koleksiyonlarda. Burada tabii ki koleksiyonların özelliklerine göre ve kişisel yani kişisel verilerin hani korunmasıyla alakalı olarak bazı belgelerin açılıp açılmaması konusundaki soru işaretlerimize istinaden tabii bu tabloyu size paylaşıyorum. Tabii çok fazla bizim yoğun kafa yorduğumuz bir süreç oldu bu aktarım sırasında. Yani bu verilerin aktarımı nasıl aktarılacağı, yapı bozulmadan link verilip aktarımdan sonra dispeze mi aktaracağız? Yani bunlar tabii bizim bilişimle beraber ortak sorduğumuz sorular vardı. Yani bu tabii istatistikler hani şehrin istatistikleriyle sonrasındaki işte istatistik sıfırlanacağını konusundaki yine bu birkaç soruyu koydum buraya. Yani hani biz bilgi belge yöneticileri aslında bu tür arşivlerde yeni bir arşiv entegrasyonunda ne tür senaryolara hazırlıklı olmalıyız diye. Mesela Şehir Üniversitesi'nin kullandığı sistem 4.1'di. Bizim kullandığımız versiyon 6.3'tü ve bu entegrasyonun işte ne kadar süreceği konusunda ki yine yaklaşımları öğrenmek istedim. Çünkü bir yandan evet kapandı ama çok fazla hani soruluyoruz ne zaman açılacak, ne zaman açmayı planlıyorsunuz tarzında. Dolayısıyla bunlar inanın böyle tek tek koleksiyonlar detaylı bir şekilde değerlendirilerek, veriler aynı şekilde değerlendirilerek aktarımdan sonra da bayağı bir verinin üst verisinin süreçte de değerlendirildi ve biz bunların işte aktarımını bitirdik. Bitirdikten sonraki süreçte de tabii bu kullanım hakkıyla ilgili şöyle bir sorular da geldi. Ben Tahtoros Arşivinden şu belgeyi kullanmak istiyorum. Bu görsellerle alakalı olarak bize ne önerirsiniz, nasıl kullanalım diye. Burada tabii ki bir izin süreci özellikle üniversite bunlar belirledi. İşte eğer ki çok fazla bilim adamı da bu anlamda araştırmacı da bu anlamda araştırma yapıyor ve gerçekten bu özel arşivlerdeki koleksiyonları kullanıyor. Dolayısıyla bu kullanım şeklinin işte Marmara Üniversitesi Tahtoros Arşivinden ve diğer arşivlerden alındığı ile ilgili bilgilerin kullanılmasını istedik ve şu anda yazıyoruz. Tabii burada özellikle araştırmacılar şunu çok soruyorlar. Arşivleri biz birebir aktardık ama yüksek çözünürlükteki belgelere ulaşmak isteyen çok kullanıcı var, araştırmacı var. Bu belgelere nasıl yüksek çözünürlükte ulaşabiliriz diye. Şimdi ben burada tabii izleyen kullanıcılara da söylemek isterim paneli. Şehir Üniversitesi'nin tasfiye süreci hala devam ediyor ve biz kütüphaneyi evet yönetim olarak devir aldık. Şu an personelin de görüşmeler oldu yani yakın zamanda ve personelin de gelmesini bekliyoruz. Yani Marmara Üniversitesi'ne entegrasyonunu bekliyoruz. Ondan sonraki süreçte okullar açıldığında özellikle
Dragos yerleşkesi diyoruz ama Mehmet Genç yerleşkesi olarak yeni ismiyle üniversitemizde, Mehmet Genç yerleşkemizde inşallah yeniden hizmete başlayacağız. Yani biz de Eylül ayını bekliyoruz. Eylül ayından sonra kütüphane şu an açık ama hizmet sunmuyor. Bizden bir arkadaşımız yine hani kütüphane içerisinde çalışıyor. Ama Eylül ayından itibaren hizmeti açacağımızı söyleyebilirim size. Personel entegrasyonumuz da inşallah bir iki ay içerisinde tamamen bitecek. Ondan sonra yeniden yapılandırma ile alakalı olarak tüm arşivleri yani kaldığı yerden devam ettirmeye çalışacağız. Tabii burada tasfiye süreci çok çok önemli çünkü hala devam ediyor. Bu bizi yavaşlatan da bir unsur. İnşallah yakın zamanda sonuçlandırdığında diğer koleksiyonların yani %20'si dijital bu özel koleksiyonların %80'inde inşallah projelerle tabii ki bunlar güzel projelerle de desteklenmiş, İSKA projeleriyle desteklenmiş yeni projelerle de araştırmacılara sunmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten ilginç, değişik bir sunum gerçekleştirdiniz. Özellikle birleştirilmiş farklı koleksiyonların var olan koleksiyonlara entegrasyonu konusunda karşılaştığınız sorunlar bizler için çok yapıcı oldu. Umarız bütün bunları daha ayrıntılı bir şekilde ele aldığınız, dile getirdiğiniz yazılarınızda bilimsel yayınlarımızda, bilimsel dergilerimizde de görürüz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi sayın konuğumuz Doktor Zeynep Görmezoğlu, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri. Kendileri de bize Bezmialem Valide Sultan kültürel mirası konusunda bilgi aktaracaklar. Buyurun efendim. Saygıdeğer hocalarım, çok teşekkür ederim öncelikle. Sizlerin sunumunu çok ilgiyle dinledim. Çok teşekkürler. Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi yaptık. Bu projeyle ilgili bilgi vermeden önce genel olarak biraz kültürel mirastan, vakıf tarihinden ve kısaca Bezmialem Valide Sultan'ın kim olduğundan bahsederek arşivciliğin öneminden, sayısallaştırmadan, dijital arşivden bahsederek daha sonra kısaca projemizi ve projemizin çıktılarını anlatacağım. Öncelikle kültürel miras sayesinde geçmişle, günümüzdeki ve gelecekle olan bağlantımızı aslında kültürel miras bir yandan da temsil ediyor. Kültürel miras varlıklarında somut olan olmayan kültürel miras varlıkları olarak iki gruba ayrılıyor. Özellikle toplumların kültürel verliğini oluşturan, koruyan, saklayan ve yararlandıran arşiv, müze ve kütüphane gibi kurumlar kültürel mirasımızın teknolojik imkanlarla geliştirilmesini ve uyum sağlayarak korunmasını gelecek nesillere aktarılması görevinde üstlenmiş vaziyetteler. Bir kültürel miras örneği olarak vakıflardan öncelikle bahsetmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasıyla birlikte vakıf müesseseleri son derece önem kazanmış ve devlet yerine bazı vazifeleri, örneğin eğitim alanında, sağlık alanında, hatta askeri alanda bile kurulan vakıflar sayesinde yerine getirildiğini görmekteyiz. Ve bunun yanı sıra Valide Sultanların vakıflar tarihinde de yeri ve öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Osmanlı döneminde Valide Sultanlar yönetimde önemli görevler üstlenmişler. Önemli görevlerinden biri de toplum hayatındaki ihtiyaç ve eksiklikleri aslında tespit ederek vakıflar kurmak ve vakıflara mali destek sağlamak olmuştur. Valide Sultanlar zaman zaman kendilerine ayrılan bütçelerden bunları yapabildikleri gibi kendi mallarını, mülklerini de vakfederek toplumun hizmetine vakıflar vasıtasıyla sunmuşlardır. Sağlık, eğitim, sosyal ve kültür hayatı destekleyen bu vakıf kurumları aynı zamanda önemli kültür öğelerini de günümüze kadar taşıyan tarihi kurumlara dönüşmüştür. Kısacası Bezmialem Valide Sultan'ın da kim olduğundan bahsedeceğim. Çünkü kültürel miras projemiz tamamen kurucumuz olan Valide Sultan'la ilgili. Kendisi 2. Mahmut'un eşi, Sultan 2. Mahmut'un eşi Sultan Abdülmecid'in de annesidir. Oğlu Abdülmecid tahta çıkınca kendisi de tam 14 yıl boyunca Valide Sultanlık makamında bulunmuş ve oğluna devlet işlerinde de ihtiyaç olduğunda destek olmuştur.
diğer valide sultanlardan biraz daha farklı bir portre sergilemektedir. Çünkü kendisi tarihimizde en çok vakıf eserleri kuran, işleten, bunların günümüzde kazandırılmasını sağlayan valide sultanların, hayırsever valide sultanların başında gelmektedir. Özellikle vakıf kurebaya, yoksullara çok ciddi yardım yapmayı kendisine iş edinmiştir. Devlet işlerinde de Sultan Abdülmecid'in gerektiğinde bir yardımcısı olmuş. Onun kararlarını destekleyici veya kararlarını ona yol gösterici olmuştur. Dünyevi hırs ve gösterişlerden de kendisini tamamen alıkoymayı başarmış örnek bir vakıf kadını ve örnek bir devlet yöneticisi olarak da tarihimize mal olmuştur. Kendisinin kurmuş olduğu vakıflar arasında özellikle 1840-51 yılları arasında 14 tane vakfiye tespit ve tescil ettirmiştir. Bunların başında bugün üniversitemizin temellerinin atıldığı Gurebay Müslümin Hastanesi gelmektedir. Ayrıca bugün özellikle bildiğimiz Kız Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Bezmalen Valide Sultan'ı kurmuş olduğu önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir. Yine ayrıca namazgahlar, çeşmeler, mektepler, camiler mevcuttur. Bezmalen Valide Sultan'ımız bu 14 vakfiyesiyle dediğim gibi tarihimizde en çok vakıf kuran kadın örneği olmuştur. Bizim için Bezmalen Valide Sultan'ın önemi kurucumuz olarak çok fazla olmaktadır ama çok yaptığı bu Gurebay-ı Müslümin Hastanesi'ne çok önemli bir aslında sağlık kurumunu hem Osmanlı'da ilk modern hastane olarak ülkemize ta o zamandan kazandırmıştır. Çünkü o dönemde şifahanelerin olduğunu biliyoruz. İlk modern hastanenin olmadığını biliyoruz. Yani sadece yabancılar ve ecnebiler tarafından bazı hastanelerin olduğunu biliyoruz. Ama Osmanlı'da bizim kendimiz, ülkemiz açısından yaptığımız ilk modern hastanedir. Bu hastanemizin şöyle de önemi vardır. Klinik eczacılık, ilk yardım kursları açılması, kadın hasta bakıcıların ilk yetiştirilmesi, bir anlamda hemşirelik mesleğinin ilk temellerinin burada oluşturulduğunu görüyoruz. Mide, bağırsak, böbrek, metabolizma hastaları için diyet mutfağının kurulması, kanser vakalarına modern kemoterapi uygulamaları gibi çalışmalar, ayrıca Doktor Behçet Uz tarafından Behçet Uz hastalığının dünya literatürüne girmesini sağlanmasında 10 yıl çalışmalarını Vakıf Gureba'da yürüttüğünü görüyoruz. Ve bu anlamda da bilime, tıp eğitimine yaptığı katkılar da hem hemşirelik hem tıp tarihi açısından da önemlidir. 176 yıldır yani 1845'ten günümüze kadar kesintisiz toplumumuza sağlık hizmetini sürdüren Bezmalen Vakıf Üniversitemiz 2010 yılında üniversiteye dönüşmüştür. Ta 2010 yılına kadar Vakıf Gureba Hastanesi, daha önceki adlarıyla Gureba-i Müslümin Hastanesi olarak faaliyetlere devam etmiştir. Burada önemli olan 176 yıldır aslında kesintisiz sağlık hizmetinin sunumunu sürdürmesi, aynı zamanda da belli eğitim faaliyetlerinde bahsettiğim gibi belli araştırma çalışmalarında geçmiş tarihinde de yapması nedeniyle 2010 yılında artık tamamen bir sağlık üniversitesine dönüştürülmesi kararı alındı. Böylece sağlık hizmetlerinin üniversite hastanesi bünyesinde daha ileri teknoloji ve tedavi yöntemleriyle gerçekleştirerek bunun yanı sıra eğitim ve araştırma hizmetleriyle de sağlık profesyonellerini yetiştirme, ülkemiz ve toplumumuz için değer yaratma hedefleriyle ve vakıf anlayışıyla yoluna başarılı ve bir sürdürülebilir bir şekilde üniversitemiz devam etmektedir. Kısaca bu girişten sonra kısaca kültürel miras ve arşivlerle ilgili özellikle arşiv kısmında söyleyeceğim şey, arşiv alanında ilk örgütlenme 1950 yılında başlamış. İnsanın arşivsel kültürel mirası olduğunu duyurmasıyla Uluslararası Arşiv Konseyi'nin bunu duyurmasıyla yeni bir süreç başlamıştır. Daha sonra UNESCO tarafından kayıt ve arşiv yönetimiyle kültürel mirasa korunmaya yönelik gelişmeler gerçekleşmiş. Sonrasında 1982 yılında da Meksika'da düzenlenen Meksika Kültür Politikaları Konferansı'nda da kültürel mirasın kapsamı genişletilmiş ve arşivler kültürel içeriğe sahip kültürel miras kurumları arasında kabul edilmeye başlanmıştır. Zaten bizim kültürümüzde, kendi tarihimizde Osmanlı döneminde kalma arşiv mirası, belgesel içerikli somut kültürel miras arasında en değerli olanlardan da bir tanesidir. Milli birliklerini geç kurmuş ülkelerin, örneğin Amerika gibi, eskiye dayanan belgesel mirasının olmaması, Osmanlı döneminden günümüze kalan bu mirasın veya az olması, bu mirasın önemini daha da arttırmıştır. Fotoğraflar, filmler, müzikler, görseller, ses kayıtları, metinler, müzeler, el yazmaları gibi dijital materyaller ulusal tarih ve kültür mirasının bir parçası olarak
kabul edilmektedir. Bunlar kütüphane ve arşivler işlevleri gereği türlerine ve amaçlara uygun bilgileri toplayıp hizmete sunmaktadırlar. Pek çok ülkede de ulusal ve uluslararası ölçekte dijital kültür mirasını korunması erişimine yönelik arşivleme çalışmaları yapılmaktadır. Çok saygıdeğer hocalarım da zaten yaptıkları Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'ndeki çalışmalardan bahsettiler. Biz de bu kapsamda kültürel mirasımızı gelecek nesil, geçmişteki kültürel mirasımızı gelecek nesillerimize aktarmak, mevcuttaki bizde bulunan arşivleri veya bizde bulunmayan ama kurucumuzla ve hastanemizle ilgili farklı yerlerdeki, müzelerdeki, farklı kütüphanelerdeki, arşivlerdeki kaynakları bir araya, tek bir çatıya toplayarak arşivi oluşturmak ve dijital arşiv oluşturmak şeklinde bir amacımız oldu. Bunun için de İSKA tarafından devamlı çağrıları kontrol ettik. Detaylı proje çağrıları yapıldı. Özellikle kültürel miras kapsamındaki çağrılara baktık. Biz de bir proje yazmaya karar verdik. Özellikle eski dönemlerde kendi hastanemizde kullanılmış olan birçok eseri ve eşyayı günümüze ulaştırmayı, işte diğer bizde mevcutta bulunmayan ama bu konuyla ilgili bulabileceğimiz tüm farklı belgeleri, bilgileri, hatları, levhaları, her şeyi araştırarak bunları bulabileceğimizi düşündük ve bir projeyi tasarlayıp kurgusunu yaptık. Bu projemizi yapmakla kurucusu Bezmalem Valide Sultan'ın yaşadığı dönem ve bıraktığı hayır eserleriyle ilgili birçok yazılı, basılı, sayısal ve görsel kaynakları çeşitli arşiv, kütüphane ve müzelerden derleyip üniversitemizin bünyesinde tek bir çatı altında toplayarak kültürel miras belgeni oluşturmayı gerçekleştirdik. Kısacası projemizin sürecine bakarsak 2017 yılında teklif çağrısı oldu. İşte projeler ve başvurularımızı 2018'de gerçekleştirdik. Sonuçlar açıklandı Ağustos'ta. Ekim 2018'de projemize start verildi ve 1,5 yıl 18 aylık dönemde de Mart 2020'de projemizi başarılı bir şekilde tanımladık. 89 proje içerisinden seçildik, kabul aldık. Kısaca işte zaten proje döngüleri belli. Programlama, projeyi hazırlama, projenin değerlendirilmesi, sonrasında kabul aldıktan sonra sözleşme finansman süreci, projenin uygulanması ve aynı zamanda uygulanırken de izlenmesi ve bittikten sonra da projenin 3 yıl daha denetiminin yapılması İSKA tarafından. Elbette proje yazmak çok değerli hocalarım, sizler çok iyi biliyorsunuz. Hiç basit işler değil. Çok ciddi proje öncesi hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Çok ciddi sizin yazmayı tasarladığınız ve elde beklediğiniz proje çıktılarına yönelik kimler bu alanda araştırma yapmış, proje yazmış, nasıl yazmışlar? Siz bunu kendinize nasıl adapte edebilirsiniz? Yani fizibilite çalışmaları yaptık bir sürü. Bir sürü ilgili mevzuatları inceledik. Alanında uzman proje ekipleri oluşturduk. Özellikle İSKA'dan gidip detaylı bilgiler aldık. Uzmanlarla görüştük. Çünkü orada da ayrı bir mevzuat var. Bir sürü prosedürler var. Projeyi de o işin metodolojisinde onların istediği şekilde yazmak gerekiyor. Saha araştırmaları yaptık. Bir sürü arşiv, fuar, müze ilgili kurumları gezdik. Detaylı bütçe çalışması yaptık. Çünkü bu bütçe çalışması çok önemli. Sonradan projenizi yaparken çok sıkıntı olabiliyor. Doğru maliyetlerin hesaplanması gerekiyor. Ve projenizin kabul sürecinde önemli derecede etkiliyor. Her maliyeti de buraya yazamıyorsunuz gibi. Daha sonrasında projemiz kabul aldıktan sonra, tabii kabul alabilmesi için özellikle bir de partner, ortak belirlemek gerekiyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü'nü ortak yaptık. 1.641.000 liralık projemiz kabul oldu. %75'ini İSKA destekledi, %25'ini üniversitemiz destekledi. Projemiz genel sekreterlik, bana ve bana bağlı birimlerin, idari birimlerimiz tarafından yazılan bir projedir. Projemizin es yürütücüsü ve çok önemli yönetim desteği bize sağlayan Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu hocamdır. Özellikle projede iki tane çok önemli akademik danışmanımızla birlikte çalıştık. Bir tanesi Profesör Doktor Arzu Terzi hocamız, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesidir. Kendisi Bezmalem Valide Sultan'ın hayatını çalışmaktadır. Ve bu alanda kitapları, akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ve üniversitemizle de birlikte yaptığı prestij kitap bulunmaktadır. Nurhan Yıldırım hocamız da İstanbul Üniversitemizde yine emekli öğretim üyelerinden. Aynı zamanda Bezmalem'de tıp tarihi etik bilimi ana bilim dalında öğretim üyesidir. Kendisiyle de bu projemizde özellikle projemizin konservasyon süreçlerinde ve koleksiyon, Bezmalem Valide Sultan koleksiyonunun müze kısmının oluşturulmasında birlikte çalıştık.
Yine özellikle Osmanlıca'da destek aldığımız doktor öğretim üyesi Mehmet Emin Ağar Hoca. Ben kendi de Osmanlıca'da biraz destek oldum. Boğaziçi tarih mezunuyum. Daha sonra işletme master ve işletme doktorasını bitirdim. Ve idari ekibimiz, özellikle kütüphane ekibimiz, ekibimizdeki öğretim görevlisi arkadaşlarım, kütüphane direktörümüz Özlem Yalçınkaya ve kütüphane sorumlusu Kübra Zaim'in de çok ciddi emekleri oldu. Ve diğer idari gruptaki yapı işleri, satın alma, mali işler, bilgi teknolojileri, özellikle bu dijitalleşme kısmında çok ciddi destekleri oldu. Tabii ki projemizin hedef grubunda akademisyenlerimiz, lisans ve lisans öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz, yabancı öğrencilerimiz, Erasmus'ta gelen öğrenciler, aileleri, yerli ve yabancı tüm özel araştırmacılar ve tarih, kültür, arşiv, eğitim sektöründeki tüm ilgili kişiler hedef grubu arasında yer aldı. Projemizin genel amaçları vardı. Uzun dönemli korunma, arşivlenme, restorasyon, konservasyon, işte mevcuttaki verilerin sayısal ortama aktarılması, kolay ve çevrimiçi bir şekilde erişimi gibi hedeflerimiz vardı. Evet, diğer özel amaçlarından bir tanesi en önemli vakıf kadın örneklerinden olan Bezmiale ve Valide Sultan hakkında toplumsal bilinç oluşturmak istedik. Gelecek nesillere vakıf kadın örneğini aktarmak istedik. 700 yıllık Osmanlı mirasına katkıda bulunarak tarihe biraz da olsun, bir nebze de olsa ışık tutmayı amaçladık. 1839 özellikle 1928 tarihlerinde Bezmiale Valide Sultan'ın hayatı, kurmuş olduğu vakıflarına ait dönemi anlatan basılı ve dijital materyallerin toparlanarak, arşivlenerek tek bir çatı altında birleştirilmesini amaçladık. Ve ayrıca belirtilen döneme ait tarihi obje ve eserlerden oluşan müze koleksiyonunun müzecilik standartlarına uygun olarak oluşturulup halka açılmasını, sergilenmesini, görsel bir arşiv kurulmasını ve müze kurularak kültürel belleğin oluşturulmasını amaçladık. Tabii ki sayısallaştırmanın önemi burada son derece önemli. Ayrıca yüksek öğrenimde arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi iletişim teknoloji altyapısının geliştirilmesi, kalitesini iyileştirmesine destek olmayı amaçladık. Projemizin faaliyetlerinde bir sürü işte proje ekibini oluşturduk, ofisimizi oluşturduk, ilgili teknik şartnameler hazırlandı, materyaller araştırıldı, saha çalışmaları yapıldı, basılı kaynakların sayısallaştırma süreci oldu, dijital görüntülerin elektronik ortama aktarılması, kataloglama, İngilizce çeviriler, dokümanların, çünkü özellikle dijital web tabanlı tüm bu belgeleri, bilgileri arşiv yaparak sunacağımız için araştırmacılara orada da künyeleri sadece Türkçe değil İngilizce olarak da künyelerini yaptık. Kullanım kopyası oluşturma, yararlandırma çalışmaları, koleksiyon oluşturma çalışmaları, fizibilite gibi bir sürü kataloglama, sayısallaştırma, entegrasyon çalışmalarımız oldu. Bir sürü proje faaliyetleriyle ilgili bir sürü proje faaliyetleri yaptık. Sergi alanlarımız, fotoğraf alanlarımız, koleksiyon geliştirme çalışmalarımız, atölye çalışmalarımız, çalıştaylarımız, konferanslarımız, seminerlerimiz oldu. Tabii ki projemizin elbette teknik altyapısı olması gerekiyor. Bununla ilgili gerekli tüm IT altyapılarını oluşturduk. Proje kabul sürecinde, proje kabul sonrası faaliyetlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu bahsettiğimiz proje öncesi belirlediğimiz her şeyi gerçekleştirdik aslında. Ve 65 adet eski harfli basma kitap, 1 adet el yazması bulunan toplum 66 adet tarihi kitap, 59 adet orijinal hastane kayıt defteri, 25 sayfalık Vakıf Gurebe Hastanesi ait tarihi albümden toplamda 58.250 sayfa sayısallaştırarak sayısal ortama aktardık. 155 tarihi eserin farklı açılardan 750 poz görüntüsü stüdyo ortamında çekilerek sayısallaştırıldı. Bir sürü kurumlarla görüştük, 51 tane kurumla görüştük, 11 tanesiyle çeşitli protokol, sözleşme ve anlaşmalar yaparak bu dokümanları, farklı kurumlardaki dokümanları kurumuza kazandırmayı hedefledik. 39.607 adet sayısal görüntü Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi Başkanlığı'ndan, 91.345 adet sayısal görüntü ise Süleymaniye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'ndan yaptığımız protokoller kapsamında temin edilmiştir. Kurum bünyesinde var olan eski hekimlerin ve ailelerinin bağışı, Gurebay Müslim'in hastanesine ait tarihi kitapları sayısallaştırılması, kataloglanması, sisteme entegrasyonu, özellikle Gurebay Müslim'in hastanesine ait tarihi albümü sayısallaştırılması, kataloglanması, sisteme entegrasyonu, tarihi eserlerin sayısallaştırılması bünyemizdeki, yine Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden devralınan tarihi defter koleksiyonlarının sayısallaştırılması, 55 adet defterin ve Bezmiale Valide Sultan ve dönemine ait başka mevcut diğer kurumlardaki belgelerin araştırılıp kurum bünyemize dijital kopyaların alınması, tüm bu materyallerden oluşan dijital bir platformun kurma ve sayısal arşiv oluşturulması, tarihi eserlerden oluşan fiziki bir koleksiyon alanının oluşturulması. Ankara'da, İstanbul'da farklı çalışmalarımız, sayısallaştırma çalışmalarımız ve fotoğraf çekimlerimiz oldu.
Bu detaylara girmiyorum. Görüntüleri göstermek istiyorum. Sayısallaştırma faaliyetleri işte Ankara'dan bazı görüntüler. Bizatihi kütüphane uzmanı arkadaşlarımız giderek vakıf uzmanı arkadaşlarımızla beraber ilgili eserlerin, tarihi kitapların sayısallaştırma faaliyetlerini prosedürlere uygun, eserlere zarar vermeden gerekli şartlar altında, koruma şartları altında gerçekleştirdiler. Yine aynı şekilde basılı kitapların sayısallaştırma süreçleri İstanbul'da da devam etti. Proje ofisimize özel tarama cihazları aldık dijitalleştirebilmek için. Çekim süreçlerimiz oldu. Bu da bizim proje ekibimizdeki hem bizim hem de İstanbul Üniversitesi'nden işte bu konservasyon, işte sayısallaştırma ve restorasyon sürecindeki arkadaşlarımızdan destek olan ekipler. Bazı görüntüleri. Dijital arşiv oluşturma sürecinde özellikle yazılıma aktarılmış tüm kitap, defter, fotoğraf gibi materyallerin belirlenmiş alanlar ile çağrılarak ayrı bir arayüzlerinden proje web sayfası şeklinde araştırmacıların hizmetine açılması işlemi gerçekleştirdik. Kısaca dijital arşiv web sitemizde ekranını gösteriyorum. Burada her türlü eserimizle ilgili, dijitalleştirdiğimiz eserlerle ilgili tüm başlıklarda bilgileri, ayrıca müzemizle ilgili de eser koleksiyonumuzla ilgili her türlü detaylara, tarihçesine, her şeye ulaşıp görünük faaliyetleri kapsamında veya araştırma faaliyetleri kapsamında ulaşabilirsiniz. Örneğin işte müzemizdeki koleksiyonumuzdaki tüm araç gereçler, mikroskop, o mikroskobun özellikleri hangi döneme ait olduğu gibi. Burada en önemli şeyler proje kapsamında elde edilen somut çıktılarımız var. Valide Sultan ve vakıfların dijital arşivini oluşturduk. Bezmialem Vakıf Üniversitesi koleksiyonu sergi alanını revize ettik, tadilat ettik. Müzecilik standartlarına uygun klima, iklendirme, sergileme alanlarını oluşturduk. Ve proje bellek portalı oluşturduk. En önemlisi yine iki adet basılı kitap. Bir tanesi Bezmialem Valide Sultan Vakfiyeleri. İlk kez okuduk 400 sayfalık bir vakfiyeyi. Ve özellikle bir kısmını belli bilgileri akademik dipnotlarla göstererek Profesör Doktor Arzu Terzi Hocam tarafından hazırlandı. Ön bilgiler verildi ve prestij kitap şeklinde bastık. Göstereceğim görüntülerini. Yine bir sürü atölye, sempozyum, konferans, seminer, sergiler yaptık. Eğitimler verdik. Ve ayrıca bu kitabı önce göstereyim. Arzu Terzi Hocam tarafından yapılan vakfiye kitabını. Yine bu tüm bizim Bezmialem Valide Sultan koleksiyonu ile ilgili üniversitemizin, vakıf üniversitemizin koleksiyonu ile ilgili katalogladık. Müzemizde gösterdiğimiz tüm eserleri tek tek bununla ilgili bir kitap yaptık. Evet, projemizin yürütücüleri, iş yürütücüleri, emeğe geçenler şeklinde bir köşe yaptık. Emeğe geçenler köşesi. Atölyelerden kısaca yaptığımız etkinliklerden kimi yüzde yapabildiklerimiz oldu. Daha sonra pandemi nedeniyle Zoom üzerinden yaptıklarımız, Teams üzerinden yaptıklarımız oldu. Bunlardan kısaca gösteriyorum. Bir projeyi almak, yazmak, proje açısında uygulama sürecinde bir sürü etkinlikler gerçekleştirmek takdir edersiniz ki çok ciddi efor, zaman, enerji istiyor. Biz de bunları ekip uyumuyla ve yönetim desteğimizle çok şükür gerçekleştirdik. Proje yazılım süreçleriyle ilgili kendi ekibimize de bilgiler verdik. Bazı fotoğraf sergileri, açılışlar yaptık. Farklı etkinliklere katıldık. Bilgilendirme toplantıları yaptık. Arşivcilikle ilgili. Kendi iç proje ekiplerimizle ilgili üst yönetimimizle, rektörümüzle, başkanımızla, alttaki idare ekip, akademik ekiplerle, danışmanlarla, protokoller, görüşmeler haricinde ilgili kurumlarla protokoller yaptık. Kitaplarımızın sayfalarının niteliğine kadar uğraştık. Konservasyon sürecinde İstanbul Üniversitesi bölümünden çok ciddi bir destek aldık. Sağ olsunlar, kendileri bize destek oldular. Evet. Şimdi koleksiyonumuzun eski halinden görüntüler gösteriyorum. Rektörlük girişimizde bulunmakta koleksiyonumuz. Bu proje öncesi hali. Tadilat sürecinden bazı görüntüler. Evet, koleksiyonumuzun yeni hali, yukarıdan görünen hali. Ve yakından göstereyim. Köşe ayrı ayrı köşelerimiz var. Öncelikle koleksiyonumuzda bahsetmek istedim. Genel olarak söylersem koleksiyonerlik belgesini aldık Kültür Turizm Bakanlığı'nda, Kültür Bakanlığı'ndan ve koleksiyonumuza resmiyet kazandırdık, kayıt altına aldık. Çağdaş sergileme yöntemleriyle yeniden sergilenmesini sağladık. Sayın Profesör Doktor Nurhan Yıldırım hocamın çok ciddi bir emeği oldu. Sergiyle birlikte Gurebay Müslüman Hastanesi'nde yapılan işlerin
kaydedildiği özellikle muamelat defterlerini, hastane camisinden üniversiteye intikal eden hat levhaların konservasyonu, restorasyonu yaptık. Hastane kütüphanesinden günümüze ulaşan kitaplar yine bu sergi alanında gösterilmekle birlikte ayrıca dijital arşive ve ortama taşıdık, bunları dijitalleştirdik. Aynı zamanda o dönemin eczanesinde kullanılan teraziler, havanlar, ölçü kapları gibi bunları orijinal ürünlerin sergilenmesini sağladık. Yine o dönemdeki doktorlarımıza ait ve hastalarımıza ait, başhekimlerimize ait albümlerimizi bulduk ve bunları günümüze ulaşmasını sağladık. Ve aynı zamanda da Vakfiye'de böylece ilk kez burada okunmuş ve burada da sergilenmeye başlanmış oldu. Hasta reçeteleri, doktorlar tarafından o tarihlerde yazılan hasta reçetelerini özellikle buralarda bulundurduk. Şöyle genel olarak bilim adamlarının Erik Franktır, Behçet Uz gibi önemli bilim alanlarının yaptığı katkılar, o dönemdeki çalışmalar, laboratuvar görüntülerini koyduk. Keokslar koyduk. Bu şekilde önceki giriş alanıyla sonraki giriş alanını, yeni yaptığımız giriş alanını, önceki hali yeni hali olarak yan yana, altta üstte eski hali, altta yeni hali şeklinde gösterebilirim. Tamamen ışıklandırması gerektiğinde yapılıyor, eserlere zarar verilmemiş oluyor, iklimlendirmesi yapıldı ve cameken ardından eskiden tamamen bir evdeki vitrinimiz gibi olan şeyi hemen çağdaş ve modern müzecilik standartlarına uygun hale getirdik, resmiyet kazandırdık. Evet, bu da Halide Sultan'ın kendisini, asıl resmi değildir de bir ressamımız betimlemiştir. Ona ait bir resmi de böyle, kendisinin olmayan ama betimlenen bir resmi de asmış bulunduk. Ben beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Doktor Görmezoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kurumsal hafızanın korunması konusunda neler yapılması gerektiği, ne tür yollar izlenmesi gerektiği ve sonucunu bizlere sunarak akılda kalıcı bir örnek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim sizler dinlediğiniz için. Estağfurullah. Sağ olun. Süremizi biraz aştık ama Sayın Yüksel Baycar'dan gelen bir mesaj vardı. Ben onu Sayın Hocamız Cengiz Kırlı Beyefendi'ye iletmek istiyorum. Türk Arşivciler Derneği'nden Sayın Yüksel Hanım şöyle bir soru yönlendiriyorlar. Cengiz Bey'e iletebilirsiniz diyorlar. Personel yetersizliğinden bahsetmiştiniz projelerin, özellikle son dönemde. BBY öğrencilerine, bilgi ve belge yönetimi öğrencilerine staj imkanı sağlayarak iyi bir organizasyon ile arşiv düzenlemesinde iyi ilerleme sağlayabilirler kanaatindeyim diyorlar. Acaba ileriye dönük, özellikle de yeni fonlar bulduğunuzda ve daha profesyonel proje yürütücülerinin liderliğinde acaba BBY'den de stajyer öğrenciler almayı düşünebilir misiniz? Soru ve öneri için çok teşekkür ediyorum. Elbette ama bizim şu an hiç personelimiz yok. Yani evet. Sürdürülebilirlik için en azından şöyle söyleyeyim. Yani zaten 4-5 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nin Batı Dilleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih bölümlerindeki gönüllü öğrencilerin yardımlarıyla merkez bir şekilde hala açık kalıyor. Bir şekilde projeler öyle ağır aksak yürüyor. Takdir edersiniz ki buradaki en önemli şey sürdürülebilirlik. Tabii. Yani altyapısı olmakla birlikte bizim o İstanbul Kalkınma Ajansı'dan aldığımız fon süresince edinmiş olduğumuz bilgi birikiminin tamamını yitirdik. Ben de dahil olmak üzere çalışanlarımızın hiçbirisi aslında bilgi belge yönetimi ya da arşivcilik konusunda formal eğitim almış insanlar değildi.
Bizler de şehir üniversitesinden öğrendik zamanında. Taha Toros arşivini Gülsün Hanım gayet güzel anlattı. O arşivden yani DSpace'i vesaire büyük ölçüde oradan öğrendik. Bezmi Alem'iz daha sonra siz bizimle görüşmüştünüz galiba. Biz de sizden öğrendik hocam. Evet, biz de sizden böyle birazcık aktarılıyor bu bilgi evet, bilgi şeyleri. Bizim öğrencilerimizin çoğu tabii bu bildiğiniz gibi bilgi belge yönetiminin ötesinde bir de tabii dil meselesi önemli. Çünkü bizdeki belgeler İngilizce, Fransızca, eski yazı, Türkçe, Latince, Almanca. O yüzden mümkün olduğunca hem tarihçi, tarih öğrencisi ya da doktoralarını bitirmiş bir de farklı dilleri okuyabilen kişilerle beraber çift dilli yaptık. Mesela Traugott Fuchs arşivi için gerçekten Almanca bilmek de yetmiyor. 1930'lu yılların Alman paleografyası üzerine biraz bilmesi gerekir. Yani ana dili Almanca olan bir öğrencimiz dahi bunu öğrenmek zorunda kaldı bunlar için. Yani tıpkı bir Türk'ün eski yazıyı öğrenmesi gibi bir süreç. Bu nedenle dediğiniz gibi yani en önemli sorunlardan bir tanesi kütüphane ve dokümantasyon merkezlerinde, devlet üniversitelerinde bu tür bir arşivciliğin ihtiyacı olabilecek personeli her zaman bulmamız çok mümkün olmayabiliyor. Belki özel üniversiteler bu konularda daha esnektirler ama biliyorsunuz memur alımları KPSS sınavları olduğu için gelen büyük personel birbirlerine yakın belli formasyonlara sahip. O nedenle biz kütüphaneyle iç içe bu projeleri yürütemiyoruz. Daha seçici olabiliyoruz hocam. Yani evet. Bizim sözleşmeyle çalıştığı için uzman kütüphane uzmanları arkadaşları daha nitelikli. Evet. Arkadaşları aramıza katabiliyoruz. Evet yani bizim öyle bir kadro tahsisi de olamadığı için bizim arşiv merkezimize bunlar yani bir takım bürokratik engeller var. Biraz daha esnek olursa belki buraya personel aktarımı falan filan biz de ona göre şey yapabiliriz ama kısmet olmadı. Yani ben dediğim gibi bunların hepsi birazcık şeyle güven ilişkisi yani özel arşivlerin yaratılması bir yanıyla bu bağışçı açısından kuruma dair bir güven bir yanıyla da bu kurumların bir sürdürülebilirlik içerisinde o bağışçıların bağışlarına yakışan bir şekilde bunu sürdürülebilmeleri. Henüz Türkiye'de bu iş çok yeni başladı. Hem güven kısmı hem sürdürülebilirlik kısmı. Bu kadar çok özel arşivin bir anda ortaya çıkıp aynı anda çalışmalar yürütüyor olması çok sevindirici tabii ki ama dediğiniz gibi bu biraz hem biz öğreneceğiz bu işi. Maalesef 8-9 kişi bir yıl çalıştı. Bir sürü şey öğrendiler. O bilgi birikimini tamamen yitirmek zorunda kaldık. Öğrenciler için de benzer durum. Yani yarı zamanlı gelen öğrenciler de geliyorlar. Sınavları oluyor, gelemiyorlar. Bunu sürdürülebilirliği için buna biraz daha profesyonel bir şekilde kurumsal bir destek lazım. Ama tabii böyle bir desteğimiz olduğu takdirde elbette bu tür diğer bilgi belge bölümlerinden ve de diğer kurumlarda çalışan kişilerle personellerin bir araya gelmesi bu işleri birbirimizden öğrenmemiz en güzel çözüm olacaktır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Bu güzel oturumu burada sonlandırıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda daha farklı bir konuda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de Sayın Profesör Doktor Oğuz İcimsoy'a ve Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi Direktörü Profesör Doktor Cengiz Kırlı hocamıza, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doçent Doktor Gülsün Güneş'e ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Doktor Zeynep Görmezoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Oturumumuz 19.00'da Türkiye'de arşiv eğitiminin geleceği konusuyla devam edecektir. Sistem şimdi kapanacaktır. Sistemimiz 18.50'de aktif hale gelecektir. 19'da görüşmek dileğiyle. Saygılar. Sağ olun. Teşekkürler.